Merhaba, ben Invest Ağza Yatırım Menkul Değerlerden Barış Güvenç. Piyasalar dün ekonomik takvim açısından yoğun bir gün geçirdik diyebiliriz. Almanya tarafından işsizlik oranları değişmezken oran değişimindeki bir miktar iyileşme göze çarptı. Euro bölgesinde ise TÜFE verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. İngiltere'nin büyümesi ise beklentiye paralel geldi. ABD tarafında ise takip ettiğimiz işsizlik haklarından yararlanmada bir miktar artış gözlemlenirken Chicago satın alma PMI verisi de beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ise Fransa, Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden yine PMI verilerini takip ediyor olacağız. Ayrıca Euro bölgesinden Navarti'nin konuşması ve işsizlik oranları verilerinin açıklanması bekleniyor olacak. Piyasaların dikkatini çeken başka bir haber ise yine İngiltere'den geldi. Bilindiği üzere Brexit sonrasında Birleşik Krallık Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Cameron'un Eylül'e kadar görevde kalacak olsa da yerine kimin geleceği bir merak konusu olarak görünüyor. Bugün de Brexit destekçilerinden en güçlü adaylardan bir tanesi yani Boris Johnson aday olmayacağını açıklaması piyasalarda bir şok etkisi yarattı. Şu an için genel beklenti olarak İçişleri Bakanı Theresa May'in görevi devralması beklenirken May'in ikinci bir referandum ya da erken seçime sıcak bakmadığı biliniyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nde üyelik dışı anlaşmalar yapmak üzere görüşmeler yapması da beklentilerin arasında. Seçim için ilk tur oylamaları sayılı günü başlaması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarda ise Merkez Bankası'nın muhtemelen yazın para politikasını gevşetmek zorunda kalacağı, İngiliz ekonomisine referandum etkisinin henüz net olarak yansımadığını belirtti. Bu haberlerle birlikte sterlin tarafında satışların bir miktar ağırlaştığını da gördük. Eurodolar paritesinde haftalık pivot seviyesi olan 1.1142 seviyesi denendi ve bu seviyelerde tutunamayıp 1.1080 seviyelerine kadar tekrardan geri geldiğimizi gördük. Bu seviyenin altında yapılacak saatlik kapanışlarda satış tarafını tekrar ağırlaştıracak olup 1.1045, 1.1020, 1.0990 seviyeleri test edilebilir gibi görünüyor. 1.1142 üzerinde olası bir kalıcılıkta ise 1.1165, 1.1182, 1.1233 seviyelerine kadar yükselişleri görebiliriz. Dün Borsa İstanbul'da pozitif olarak yatay bir kapanış gerçekleştirdi ve Carney'in açıklaması ile birlikte paritede bir miktar daha satıcıların baskın olduğunu gördük. Ortalama olarak beklediğimiz 2.87-60 seviyeleri test edildi ve bu civarlardan da bir tepki alımının geldiğini gördük. Bu seviyenin altında yapılacak bir 4 saatlik kapanışta satışlar hız kazanacak olup 2.86, 2.85, 2.83, 75 seviyeleri test edilebilir gibi görünüyor. Alım tarafında konuşabilmemiz için ise 2.91.60 üzerinde 4 saatlik kapanışları görmemiz gerekecektir. Altında ise dün kısmen alıcılı bir gün geçirdi diyebiliriz. Yatay hareketler devam ettiği için seviyelerde pek bir değişiklik olmaması normal görünüyor. 1.307 kritik önemini korumakla beraber dolar tarafından gelebilecek olumlu verilerle birlikte olası bir kırılmada 1.302, 1.297, 1.293 seviyeleri test edilebilir. Ancak burada önemli olan bu seviyelerin özellikle 1.302 altında günlük kapanış yapıp yapmayacağıdır. Alım tarafında ise 1.328 üzerindeki fiyatlamalarda 1.338, 1.343 ve 1.351 seviyeleri direnç olarak test edilebilir gibi görünüyor. İnvestaze yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.